Ekmek yiyelim mi? Yemeyelim mi? Hangi ekmeği yiyelim? Nasıl yiyelim? Birçok kişinin şu anda kafası karışık. Bu işin doğrusu ne? Ekmek eskiden beri Anadolu'nun, dünyanın kullandığı çok faydalı bir besin. Çünkü hakiki buğdaydan üretiliyordu. Fakat son yıllarda 50-60 yıl civarından bahsediyorum. Buğdaylar daha verimli olsun diye bunları biraz daha bol proteinli yani bol glutenli yapmaya başladılar. İlk başta belki iyi niyetli, daha sonradan bilmiyoruz. Ve buğdayımızın içindeki gluten arttıkça sanki o uhu benzeri yapışkanımsı gluten yavaş yavaş bize zarar vermeye başladı. Ve birdenbire ince bağırsakların içini, ardından kalın bağırsakların içini bir tabak olarak sardı ve hormonlarımızı ve bağışıklık sistemimizi etkilemeye başladı. Şimdi ekmek kötüdür demek onun için doğru değil. Fakat gluteni arttırılmış olan buğdaydan yapılmış ekmek ve unlu mamuller evet hepimize zarar veriyor. Ve yapılan neredeyse teşhislerin birçoğunda gluten intoleransı ve çölyak rahatsızlığı çıkmakta. Ve bunun tespiti ve teşhisi de normal yollarda çok kolay değil. Bayağı bir ince elemeler gerekiyor. Fakat bilin ki eğer bir kere bile bir poğaça yediyseniz, beyaz undan bir ekmek yediyseniz mutlaka ince bağırsağınızın içerisine bu gluten yapışmıştır. Ve sık sık hasta olmalar, yorgunluklar veyahut çeşitli hastalara karşı dirençsizliklerin ana sebebi glutenin işte içeride, iç organlarımız içerisine yapışarak verdiği zarardır. Peki o zaman ne yapalım? Ekmek yemeyelim mi? Öncelikle geleneksel siyez, kavılca, karabuğdaylar, mısır ekmekleri, çavdar gibi geleneksel yani gluteni arttırılmamış ama içinde yine gluten bulunan unlu mamuller yiyebiliriz ve bunlar faydalı. Fakat yeni nesil buğdaydan yapılmışsa bunlar bizi kilo aldırtıyor, göbek yaptırtıyor, bağışıklık sistemimize zarar veriyor, boşaltım sistemine zarar veriyor, daha devam ediyor. Bazen danışanlarımıza artık bu tip ekmek kullanmayacağını söylediğimiz zaman şimdi ne yiyeceğiz diyorlar. Çünkü gerçekten o unlu mamulü satan yerler, simitçiler, pastaneler hepsi bol glutenli ve o yeni nesil buğdaylar kullanıyorlar. Bunları hele çocuklara anlatmak bayağı zor. Fakat emin olun ki verdiği zarar o kadar fazla ki. Burada dikkatli olunduğunda sağlıkta çok önemli bir dönüşüm başlatılabilir. Her birimiz kendi üzerimize düşen görevi yaparak marketlerimize, fırıncılarımıza, pastanelerimize bunu aktarıp doğru ürünü onlara anlatarak isteyebiliriz. İstenilen aslında sadece gerçek buğdaydan yapılmış unlar ve ekmekler istiyoruz demek. Çünkü diğeri zenginleştirelim derken fakirleştirilmiş bir buğday ve bedenimiz bunu tanımıyor. Tanımadığını da nereye koyacağını bilmiyor. Yapıştırdığı, suvadığı yerlerde bedenimize zarar veriyor. Haydi gelin sağlıklı ekmek, sağlıklı un tüketelim. Görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.